Facebook'un, Instagram'ın ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, Londra'da çok güzel bir etkinlik düzenledi. Ben de bu etkinlikten hazırladığım bu video ile karşınızdayım. Meta'nın düzenlemiş olduğu bu etkinliğin adı Creator Week'ti. Yani içerik üreticilerinin haftası arkadaşlar. Tam olarak bizim haftamızdı. Ve buraya katılan arkadaşlarımla o kadar güzel zaman geçirdim ki hepsini, aldığım bütün notları bu videoda sizlerle paylaşacağım. Ama biz oraya neden gittik? Meta bizi neden Londra'ya çağırdı? Önce bu konu hakkında size biraz bilgi vermem çok iyi olur diye düşünüyorum. Meta'nın bir programı var. Creators of Tomorrow diye bir program bu. Yani yarının içerik üreticileri. Ve gelen mesajda şu vardı: Hakkı, sen Creators of Tomorrow için seçildin. Bu gerçekten benim için inanılmaz bir andı. Çünkü içerik üretmek hayatımın bir parçası. Günümün önemli bir kısmını ürettiğim içerikler için harcıyorum. Daha kaliteli nasıl üretebilirim? Daha iyi nasıl ilham verebilirim? Teknolojiyi nasıl sevdirebilirim diye gerçekten tam anlamıyla kendime paralıyorum diyebilirim. O nedenle Meta'dan böyle bir mail gelmesi beni çok aşırı mutlu etti. Şimdi hemen programa baktım. Benle beraber çok kıymetli kişiler de bu programa dahil olmuştu. Şimdi o kişiler hakkında da sizlere biraz bilgi vereyim. Ecem Dilan Köse, Ahmet Rüstem Ekici, Emre Yusufi, Bünyamin Aydın, Meltem Şahin ve Öykü Yalçın bu takımda yer alan kişilerdi. Çoğuyla da tanıştım. Hala da tanışmadıklarım var. Her birinin hikayesine Creators of Tomorrow'un resmi web sitesine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradaki takıma bir davet geldi. Yani zaten biz bu takıma seçildiğimiz için çok mutlu olmuştuk. Dediler ki İngiltere'de bir etkinlik var. Creator Week adını verdiğimiz bu etkinliğe davet edildiniz. Hadi bakalım gidiyoruz dediler. Program gerçekten çok 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 güzeldi. Yani birincisi, zaten dünyanın farklı farklı bölgelerinden seçilmiş olan içerik üreticileriyle bir araya geleceğiz. Harika bir networking imkanı. Yani kullanmış olduğumuz bu platformu geliştirenler, yönetenler, onlarla bir araya gelecekti. Bu benim için gerçekten asla kaçırılmayacak bir ortamdı. Ben de tabii ki koşa koşa gittim. Şimdi gittiğimiz etkinlikte kimlerle tanıştım? Önce onu söyleyeyim. Öykü Yalçın, sonrasında Meltem Şahin, Ecem Dilan Köse benim ilk kez bu etkinlikte tanıştığım içerik üreticileriydi. Her birinden gerçekten çok ilham aldığımı söyleyebilirim. Yani benim odak noktam teknoloji olmasına rağmen onların çok farklı alanlarda uzmanlıkları var ve bu uzmanlıklarını inanılmaz bir motivasyonla, çok eğlenceli bir şekilde içerik üreterek sizlerle paylaşıyorlar. Bunlara şahit olmak, sonrasında arka planda nelerin olduğunu öğrenmek harika oldu benim için. Yani Londra'daki bu etkinlikten müthiş dostluklar kurarak ayrıldığımı söylemek istiyorum. Ama hemen ayrılığa geçmeyelim çünkü etkinlikten biraz bahsetmem lazım. Etkinlik öğlen saatlerinde başladı. Bu tabii bizim için güzel çünkü bir sürü teknoloji etkinliği oluyor. Sabah 7'de başlayanlar oluyordu. Şimdi öğle saatlerinde başlayan etkinlikte şimdi adımımı içeriye bir attım. Ben hayatımda hani birçok etkinliğe katıldım ama bu kadar renkli kişinin bir arada olduğu etkinlik çok az gördüm. Gerçekten dünyanın farklı farklı bölgelerinden çok farklı alanlarda İnanılmaz bir eşitlik vardı, inanılmaz homojen bir dağılım vardı. Yani hayatın içindeki herkesi orada görebilirsiniz. Müthiş bir network ortamıydı. Çoğuyla tanıştım. Nasıl içerik ürettiklerini, hangi alanda uzman olduklarını, nerede yaşadıklarını, hatta içerik üretirken nelere dikkat ettiklerini, bunları konuşma imkanımız oldu. Tabii ki etkinliği beklerken ortam gerçekten güzeldi. Sonrasında etkinlik başladı. Etkinlikte kimler vardı? Tabii ki Meta çalışanları. Yani burada Meta'da çok önemli pozisyondaki kişileri fiziksel olarak birebir görebiliyor olmak bizim için çok güzeldi. Onun dışında sahneye kimler geldi? Tabii ki içerik üreticileri. Neler konuşuldu? Mesela içerik üreticileri iş modellerini anlattılar. Yani bu aslında bizim için bir hayat tarzı olmanın dışında yaptığımız bir iş. Gelir elde ediyoruz. İşte bu geliri nasıl elde edebiliriz? Aslında çok da yoğun bir mesai kavramımız var. Yani mesela ben size bu videoyu şu anda akşam 9'da ve San Francisco'dan çekiyorum. Nerede, ne zaman içerik üreteceğimizin bir ayarı olmadığı için bu beraberinde bazı problemleri de getiriyor. Yani hem işimizi hem de hayatımızı sürdürülebilir hale getirebilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Mental olarak ne yapmalıyız? Bu konu hakkında çok güzel bilgiler verildi. Sonrasında içerik üretirken bazı teknikler var, bazı ipuçları var.
Her içerik üreticisi kendi meslek sırlarını paylaştı. Bu arada ben ne yaptım? En önden bu oturumları izledim. Gerçekten çok faydalandığımızı söyleyebilirim. Şimdi akşama doğru bu oturumlar bitti ve başladık deneyim alanlarını gezmeye. Deneyim alanlarını görünce içimden şöyle bir şey geçti. Keşke dedim Türkiye'de de böyle ortamlar oluşsa. Niye? Çünkü bir içerik üreticisi olarak orası bana çok ilham verdi. O kadar renkli, o kadar güzel bir alandı ki ilk önce dikkatimi tabii Metaverse alanı çekti. Meta biliyorsunuz geleceğin platformu diyebileceğimiz Metaverse'ü inanılmaz sahiplenmiş durumda ve bu alanda zaten sahip olduğu bir de şirket var. Oculus'u satın almıştı. Daha sonra Meta Quest Pro en son o çıktı. Bir deneyim alanı oluşturdular. Bu deneyim alanında VR gözlüklerle hem oyun oynadık hem işte online toplantılara katıldık. Çünkü alanında uzman olan kişiler bize bunların nasıl içerik üretmek için kullanılabileceğini, üreten içeriklerin nasıl görüntülendiğini anlattılar. Bu bizim için harikaydı. Bu arada tabii ben Quest Pro'yu bekledim ama Quest 2 vardı. Bir bilgi daha vereceğim. Ecem orada muhteşem bir hediye kazandı. Çünkü bir oyun vardı işte sıraya geçiyorduk. Sıraya geçtikten sonra oyun oynuyoruz. Parçalar geliyor. Onu böyle sanal bir dünyada yok ediyoruz. Hem de acayip yoruluyoruz. Ecem inanılmaz bir performans sergiledi ve açık ara yani böyle kıl payı falan değil. Açık ara birinci oldu. Bir tane VR gözlük hediye kazandı sevgili dostlar. Onu da tekrar buradan tebrik ediyorum. Bu arada harika bir tarzı vardı orada, kulakları sivri. Şimdi Ecem'in bu şampiyonluk hikayesinden sonra etrafta gezecek o kadar çok yer vardı ki. Mesela sıraya giriyorsunuz, şapkanıza diyor ki hani ne yazalım, 3 harfli bir şey söyleyeyim. Ben de SDN yazdırdım. İşte başka bir alana gidiyorsunuz, devasa bir ayna var ama 9'a 16 formatında yani akıllı telefonun ekranı gibi. Sonrasında geçiyorsunuz, çarkınızı çeviriyorsunuz, kapalı bir alana geçiyorsunuz, ışıklı bir ortam var. O ışıklı ortamda fotoğraflar ya da reel çekmek inanılmaz keyifliydi. Çok da kolaydı. Işık harika, ambiyanslar. Yani ne yapsanız telefonu sağa sola çevirirken kayıt altına alsanız bile yeterliydi. Çok iyi videolar çıkıyordu. Buraları dolaştık. Vaktin nasıl geçtiğini anlamadık. Çünkü Meta yetkilileri dedi ki hey hadi artık burayı kapatıyoruz. Ve en son yine biraz network yaptıktan sonra o alandan da çıktık. Bu arada bir şey söylemeden geçemeyeceğim. NFT için hazırlanan alana bayıldık. Neden? Çünkü Meta aslında geleceğin teknolojilerini içerik üreticilerine gösteriyor. Burada sadece içeriklerin nasıl olacağı değil, gelir modellerinin de nasıl olacağı konusunda bazı bilgiler verdi. NFT içeriklerinin hangi şartlarda Instagram'da paylaşıldığını, arka taraftaki gelir modellerini bunları görme imkanı da bulduk. Bunlar da gerçekten benim için inanılmaz bir deneyimdi diyebilirim. Sonrasına çıkarken ben dedim ki ya tamam eyvallah, Instagram hesabıma çok önem veriyorum, Facebook sayfamı yönetiyorum ve tabii ki WhatsApp profilimi de elimden geldiği kadar çok iyi bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Ama Meta'nın dışında bir de benim YouTube kanalım var. Dedim ki ben bu deneyimi daha geniş bir şekilde YouTube'a da kaydedeyim ve oraya katılan arkadaşlarıma bunu söyledim. Beni kırmadılar. Hemen bu etkinlik sonrasında Öykü, Ecem, Meltem ve Aslı'dan görüş aldım. Çok samimi paylaşımlarda bulundular. Dilerseniz ben arkadaşlarımı ekranlarınıza getireyim. Merhaba, ben Öykü Yalçın. Öykü'nün Öyküleri isimli bir kanalım. Aynı zamanda Instagram hesabım var. Aslında birçok dijital platformda seyahat ağırlıklı olmak üzere içerik üretiyorum. Bu böyle gezme tutkusu da gün batımı görmediğim ülke kalmasın diyerek başlamıştı. Kariyerimde asla unutmayacağım bir gün yaşadım bugün. Çünkü hani bambaşka bakış açılarından, özellikle benim alanım seyahat olduğu için bambaşka kültürlerden gelen insanlar ama benimle aynı işi yapan insanların bakış açılarını, perspektiflerini, yaratıcılıklarını görmek bana böyle içimde böyle artan bir şevk geldi. Bugün içeride çok ünlü, benim örnek aldığım bir içerik üreticisinin de söylediği gibi her gün her şekilde üretmeye devam etmemiz lazım. Bunu üretirken akıl sağlığımızı da korumamız lazım. O yüzden yeri geldiğinde kendimize zaman ayırmayı, içe dönmeyi de bilmemiz lazım. Merhabalar, ben Meltem Şahin. Tasarımcı ve sanatçıyım. Marmaris doğumluyum. Algi filtreleri ve aynı zamanda artırılmış gerçeklikli işler yapıyorum. Bir yandan da gifler üretiyorum. Genelde konularım kadın ve queer konuları üzerine oluyor. Etkinlik açıkçası çok ilham vericiydi. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki dinlediğimiz konuşmalardan çok diğer insanlarla tanışmam, oradaki konuşmalar da tabii ki de çok etkileyiciydi ama burada tanıştığımız, kendi aramızda gördüğümüz, hani networking açısından bence çok etkileyici bir
etkinlikti ve bütün farklı şeylerini de görebildik. Özellikle mesela digital collectible'lar, ben kendim de NFT ile birazcık haşır neşir olmuş bir sanatçı olarak NFT ile ilgili olan yeni özellikleri, yakında lansmanı yapacakları digital collectible çok işimi, ilgimi çekti. İçerik üreticileri için ben kendim eskiden mesela sadece kendi işlerimi paylaşıyordum. Yavaş yavaş birazcık daha hayatımı ve sevdiğim şeyleri paylaşmaya başladım. Bence önemli olan ileride mesela benim için Instagram bir portfolyo, aynı zamanda kendi portfolyom olarak görüyorum ve hangi işi öne çıkarmak istiyorsam, hangi işten daha sonra bana markaların gelmesini istiyorsam o işleri aslında paylaşıyorum. Merhabalar, ben Ecem Liren Köse. Sanatçıyım. Dijital işler yapıyorum. Creators of Tomorrow programının parçasıyım. Daha çok kavramsal işler yapıyorum ama dijital alanda çalışıyorum. Etkinlik çok eğlenceliydi. Yani gerçekten renkli bir Instagram dünyasının küçüğü gibiydi. Beat Saber'da birinci oldum. Gerçekten çok eğlenceliydi. Ben seviyorum. VR içinde çok takılıyorum zaten. O yüzden antrenmanlıydım. Sanatsal içerikler üretiyorum. Daha böyle kavramsal çalışıyorum. Geleceğe dair fikirlerim var. Nasıl bir gelecek hayal ediyoruz? Nasıl bir geleceğe katkı sağlayabiliriz şu günde? Bunları sorguladığım eserlerim var. Aslında böyle daha ağır konularla ilgili okuyup çalıştığım için buraya geldiğim zaman aslında dünya o kadar da böyle belki ağır olmak zorunda değil. Biraz daha rahat olabiliriz. Bunu gördüm. Herkes burada kostümlü, çok neşeli. İçerik üreticileri neşeli yani. Bu neşe güzel bir neşe. Biz de bunu hayatımıza almalıyız. Yani mesela ben de kulaklarım var. Kulaklarımla geldim. Çünkü eserlerimle alakalı aslında. Nasıl bir gelecek istediğime dair mesaj içeriyor. Ben Aslı Uslu. Meta'da iletişiminden sorumluyum. Türkiye ve Azerbaycan. Creators of Tomorrow 6 Eylül'de başlattığımız bir global bir program aslında. Bir yıl boyunca içerik üreticilerimizle ilham veren, bizim platformumuzda ilham veren içerik üreticilerimizi daha ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Onlarla Metaverse yolculuğumuza aslında başladık ve hazırlıyoruz. Daha da güzel projeler geliştirmeleri için destek olacağız. Öne çıkan konularımız aslında Reels aktivasyonlarımızın daha fazlalaşacağı bu yönde. İçeriklerini ürettiklerinde kendilerine getirecekleri belgelerle beraber öne çıkma fırsatları, yani yıldızlar diye konseptimiz olacak ve para kazanmak için de farklı çözümlerle içerik üreticilerimize destek olacağız bu sene. İçerik üreticilerine özgün olmalarını tavsiye ederim ve de trendler kendileri set edecek şekilde bildikleri konuları üzerinde yoğunlaşmalarını tavsiye ederim. Görmüş olduğunuz gibi herkes çok ilham aldı, çok keyif aldı. Ben de bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim sevgili dostlar. Meta gerçekten çok çalışan bir şirket. Dünyanın her ülkesinde ekipler içerik üreticilerinin yanında olmaya çalışıyor. Yepyeni teknolojileri farklı platformlarda kullanıcılara, yani sizlere nasıl ulaştırabilecekleri, nasıl daha iyi etkileşim alabileceğiniz konusunda elinden geleni yapıyor ve biz bu alanda Meta'nın geliştirmiş olduğu teknolojilerden faydalanıyoruz. İşte Metaverse onlardan bir tanesi ve hazır olmamız gerekiyor. Metaverse'e nasıl hazır olacağız? NFT ürettiğimiz içeriklerde nasıl bir yer alacak? Onun dışında videolar nasıl bir gelecekle bütünleşecek? Bunların hepsini görme imkanı bulduk sevgili dostlar. Umarım hazırlamış olduğum bu video benim gibi içerik üreten kişileri veya bu dünyada neler oluyor, neler bitiyor öğrenmek isteyen kişilere faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşeceğiz. Bu arada arkadaşlarımın Instagram hesaplarını tabii ki videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Ve bu etkinlikle alakalı yayınlanan haberleri de yine linklerle açıklama kısmında paylaşacağım. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve görüşlerinizi lütfen paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Instagram hesabımı takip edin. Çok emek veriyorum. Hoşça kalın.